Olimpist sunar. Evet. Perde pilavı için malzeme listemiz. Öncelikle hamuru için listemizi verelim. Hamuru için bir adet yumurta, bir yemek kaşığı tereyağı, aldığı kadar un kullanacağız. Ve pilavı için de 500 gram pirinç, 100 gram badem, 3 su bardağı tavuk suyu, 100 gram tavuk göğsü, 1 çay bardağı da sıvı yağ kullanacağız. Ve tabii ki zaten biliyorsunuz tuz kullanıyoruz, karabiber kullanacağız, kırmızı biber kullanacağız. Baharatlarımızı da pilavımıza evet, koyacağız. Bugün biz tavuk göğsü kullanmadık, but kullandık. But da daha güzel bir lezzet vereceği için biz onu da içine katacağımız için bugün bu iki adet but kullandık Ayşegül Hanım. Hı hı. Buradan belirtelim. Şimdi ne yapalım? İlk önce hamurumuzu hazırlayalım ve ondan sonra pilavımıza başlayacağız. Tamam. Şöyle be. Tabii perde pilavı genelde biliyoruz evet. Artık hamurlu oluyor. Çok güzel bir lezzet gerçekten. Ve dedik ki Güneydoğu yöresine ait bazı illerimizde yapılan harika bir lezzet. İçerisinde gerçekten biz tavuk kullanıyoruz ama bazen et kullananlar da oluyor. Parça et kullananlar, evet. Kuzu eti kullanan, dana et kullananlar. Evet, şimdi ne yapıyoruz hamuru için? Evet, önce şöyle ne yaptık? Yumurtamızı kırdık. Tereyağımızı içine ilave yaptık. Tereyağımızı ne yapmıştık? Eritmiştik. Şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Sizden ricam şöyle yavaş yavaş unu verirsiniz. Tamam. Alabildiği kadar unumuzu ilave yapacağız. Tamam. Dökersiniz. Ununa sadece demek ki yumurta, tereyağı ve un. Evet, yani şey hamuruna daha doğrusu. Şöyle güzelce. İnce bir hamur açacağız. Hamurumuz yine kulak memesi mi? Evet. Kıvamında. Yumuşaklığını anlayabilmek için. Ne yapacağız? Kulağımızı mı tutacağız? Valla evet yani hani hem yoğurup hem aman şey tabii o bir ustalıkla da alakalı. Hani yoğururken evet tamam gerçekten kıvam oldu gibi bir şey oluyor ama evet. Tabii yeni başlayanlar için bu yemek işine biraz zor bir konu olabilir. Evet şimdi evet. Zaten hep bunlar hep yeni çıkan şeyler işte kulak memesi kıvamı. Ondan sonra işte miktarlarla ilgili olsun işte değişik terimler kullanıyor aşçılarımız. Evet. Yani sonuçta bizlerin halkımızın en iyi şekilde anlaması için bu terimleri koymuşlar. İşte kulak memesi de yumuşak olduğu için bizler biliyoruz zaten. Yoğurt işte parmağı yakmayacak falan. Evet. Evet güzel yani herkesin hassasiyeti aynı olur mu bilmiyorum ama tabii. Evet genelde herkesin kulak memesi yumuşak oluyor ama onu biliyorum. Çok da olmadı zaten. Fazla evet, olmasına gerek fazla yok. Fazla olmasına gerek yok. İnce açacağız merdaneyle. Şöyle hamurumuzu bir kenara koyuyoruz. Evet, iki kaşık yetti o zaman bize. İki yemek evet. dolu dolu böyle. İki yemek kaşığı yetti bizlere. Sonra üstüne el kapatmasa. Gerçi biliyorsunuz biz burada geniş bir aile olduğumuz için, karabalık bir aile olduğumuz için fazla bize eğer lazımsa yine tekrardan burada yapacağız tamam. Hamurumuzu. Şimdi ne yapalım? İlk önce ne şöyle yapalım? Ben ne yapacağımızı biliyorum. Evet, ızgaramızı evet, açacağız. Biliyorsun her zamanki gibi ızgaramızdan vazgeçemiyoruz sevgili izleyicilerimiz. İnan ki o kadar kullanışlı ve pratik ki siz de bir kere kullansanız siz de bu zevkten vazgeçemeyeceksiniz. Çok kullanışlı, çok rahat. Görüyorsunuz istersek ne yapabiliriz? Izgara yapabiliriz. İstersek sulu yemek, istersek pilav, her şey yapacağımız için biz bugün yine ızgaramızda şöyle güzel bir pilav düşündük. Şöyle ızgaramızın altını yaktık. Az bir şey bir sıvı yağ içine ilave yapacağız. Gördüğünüz gibi evet, şöyle. Perde pilavının pilavını hazırlıyoruz. Evet. Perdesini hazırladık. Perdesi evet. Bizi bekliyor. Perdesini asma kaldı. Evet, evet. Biraz sonra Ayşegül Hanım'la beraber perdeyi asacağız. Şöyle içine biraz badem atıyoruz. Evet, bademleri de çok güzel gerçekten ustamız hazırladı. Gerçi ben bugün ne yaptım? Benden yardım istedi ama yapamadım köşteyi hazırlanmaktan. Öyle. Ben zaten biraz böyle var ucu ucuna hazırlandım gibi bir şey oldu. Vallahi tam da ben hazırlanamadım gerçi artık özür diliyorum sevgili izleyenlerimden hanımlar kusura bakmayın böyle. İnşallah göz zevkinizi bozmuyorum. Abdullah'ta çalışırken ben geldiğimde de bayağı hazırlık evet, bitmişti yani. Evet sağ olsun gerçekten çok güzel geliyor kendisi hazırlıklar yapıyor yemeklerimizle ilgili. Suya koyduk, sıcak suya koyduk. Dedi ki bana işte soyar mısın Ayşegül Hanım? Hemen dedim usta 5 dakika hazırlanıp geleceğim. 5 dakika evet. Bayanların her zamanki gibi standart 5 dakika. O zaman ben gelmeden önce bir 5 dakikaydı evet, o. Ben geldikten önce sonra zaten. Evet, evet. Herhalde o 5 dakika bir 55 dakika daha sürdü. Evet bayanların standart 5 dakikası saat 3'te çıktı. Saat 4'te içeri girdi. Olsun alıştık artık. Biz o 5 dakikalara alıştığımız için artık. Ben de ama gelince hemen sormadın mı? Usta evet, dedim ki bademler nerede? Hemen dedim soymam lazım. Dedi ki gerek yok ben hallettim zaten. Evet, bademleri de görünce anlatmış olalım. Bir de nasıl hazırladığımızı bir daha anlatalım isterseniz.
Evet. Sevgili izleyenlerimize bademlerimizi sıcak suya koyduk. Sıcak suya, evet, normal bademi aldınız, ne yapıyorsunuz? Sıcak su olması lazım, kaynar su olması lazım. Bir 10-15 dakika kaynar suyun içinde beklettikten sonra ondan sonra zaten kabukları kendisi atar şöyle gördüğünüz gibi. Elinize dokunduğunuz anda kabuklar atılır. Ve gördüğünüz gibi şu anda biz hazırladık. Yarısını ne yaptık? Pilavımızın içine kullandık sevgili izleyicilerimiz. Yarısını da hamurumuzun altına koyacağız ve ondan sonra pirincimizi içine koyacağız. Şöyle evet. Biz ne yaptık? Şu anda ızgaramızda pirinçlerimizi biraz bademlerimizi evet. kavuracağız önce. Evet. Ondan sonra pirincimizi içine ilave edip onu da kavuracağız. Evet, pirincimizi de hazırladık. Ne yapıyoruz evet. zaten? Hep zaten buradan açıklıyoruz biz sevgili izleyenlerimize. Mutfakta zamanımız kısıtlı olduğu için bir takım hazırlıklar yapıyoruz. Ustamız pirinci de ıslatmıştı, sıcak suda beklettik. Artık komple mutfak izleyicileri gerçekten hepsi dört dörtlük pilav yapıyorlar. Neden? Her pilav yapışımızda kendilerini anlatıyoruz. Türk noktalarını özellikle evet. vurguluya. Onları da hazırladık. Şimdi hep evet, beraber kavuracağız. Onlara gramajlarıyla beraber yapabilecekleri şekilde biz de burada anlatıyoruz ki onlar da evde uygulasınlar diye. Ne yapıyoruz? Pirinçleri sürekli vurguladığımız bire bir yani bir kilo bir kilo veriyorsunuz. Bulgura bire iki, arpa şehriye bire iki, erişteye bire iki. Yani bir kilo ise iki kilo su veriyorsunuz. Bulgura biraz fazla suyu sevdiği için. Eğer irmik tatlısı yapacaksanız irmik tatlısı da aynı o şekil. Sütünüz varsa bir kilo süt ayarlarsınız, bir kilo su koyarsınız. Şekeri içine yaparsınız. En son da irmiğin içine şekerinize mutlaka biraz ayırmanız lazım. Tadı daha güzel olsun diye. Ondan sonra da sütünü verdikten sonra en son aşama şekeri verip altını kapatırsınız. Tadına doyulmaz. Evet, aynen öyle. Evet, şöyle şimdi ne yaptık sevgili izleyicilerimizden? Güzelce bademleri kavurduk. Pirincimizi üstüne ilave yaptık. Şöyle size de verin açıklığını. İçine ne yapıyoruz? Şöyle biraz tuzumuzu ilave yapıyoruz. Pirincimizin tane tane güzel ve beyaz düşmesi için az içine bir şeker içine ilave yapıyoruz. Ve en son suyunu verirken biraz da şöyle bir çay kaşığı kadar da limon suyu içine ilave yapacağız. Pirincimizi şu anda güzelce kavuruyoruz. Hamurumuzu hazırladık. Bu arada söyleyelim, hamuru hazırladıktan sonra usta bekletmeye falan gerek var mı? Dinlendirmeye gerek var mı? Perde pilavında çok fazla bekletmeye gerek yok. Tamam. Hemen kullanabilirsiniz. Zaten mayasız, ondan sonra kabartma tuzu falan hiçbir şey koymuyoruz. Evet, tuz bile koymuyoruz. Evet. Sadece yumurta, tereyağı ve un. Un, aynen öyle. Alabildiği kadar. Ha, bir bakacağız. Çünkü biz fazla yapacağımız için eğer bize yetmeyecekse tekrardan da yapabiliriz aynısından. Karıştırmayalım. Ara ara böyle kavruyoruz evet. iyice. Ne yaptık sevgili izleyicilerimiz? Güzelce bademleri kavurduk. Pirincimizi üstüne ilave yaptık. Şöyle size vereyim aşkım. Karıştırdım. Evet. İçine ne yapıyoruz? Şöyle biraz tuzumuzu ilave yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Pirincimizin tane tane güzel ve beyaz düşmesi için az bir şeyle bir şeker içine ilave yapıyoruz. Ve en son suyunu verirken biraz da şöyle bir çay kaşığı kadar da limon suyu içine ilave yapacağız. Pirincimi şu anda güzelce kavuruyoruz. Hamurumuzu hazırladık. Bu arada söyleyelim, hamuru hazırladıktan sonra usta bekletmeye falan gerek var mı? Dinlendirmeye gerek var mı? Perde pilavında çok fazla bekletmeye gerek yok. Tamam. Hemen kullanabilirsiniz. Zaten mayasız, ondan sonra kabartma tuzu falan hiçbir şey koymuyoruz. Evet, sadece tuz bile koymuyoruz. Evet. Sadece yumurta ve tereyağı ve un. Un, aynen öyle. Alabildiği kadar. Ha, bir bakacağız. Çünkü biz fazla yapacağımız için eğer bize yetmeyecekse tekrardan da yapabiliriz aynısından. Merdane yardımıyla açacağız inşallah. Daha sonrasında pilavımızı diğer aşamalardan geçireceğiz. Evet. Pilavımızı ne yapalım? Bugün dilersen tavamızda yapalım Ayşegül Hanım. Tamam, değişik öyle yapalım. Olsun şöyle. Perde pilavını tavada yapalım. Tavada yapalım, evet. Evet. Daha güzel olmaz mı? Daha güzel olur tamam. Kesinlikle. Özellikle hep diyoruz ya tavamızı her tamam. şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Ondan sonra ne yapalım? Ama büyük tavada yapacağız. Büyük tavamız tava var mı? Tamam, alalım onu da. Geniş tavada olursa tamam, zannedersem daha... Şunun arkasındaydı altta. Bir saniye, onu bir alalım buradan.
sevgili izleyicilerimiz. Şöyle değişik şekilde siz de görün diye. Bugün pilavımızı ne yapacağız? Tavada yapacağız. Şimdi ilk önce pilavımız şu anda her şey hazır, kavruldu. Şöyle ben sıcak suyu alacağım. Orada mı bu şeyin aparatı? Buna benziyor. Tabii, evet, onun aparatı değil de. Anladım. Çok kullanışlı. Aynen, çok bu her gün verdiğimiz hediyemiz Tunç Bey. Tavamız gerçekten evet. Bu bizim kesinlikle hediyemiz. Bundan da ızgara yapabilirsin. Anladım. Aha. Şeyde yani normal ateş şeyin üzerinde ocakta. Evet, ocakta anladım kullanıyoruz. Harika, bakın ben hep böyle buradan bazen anlatırken söylüyoruz. Bir tane ama gerçekten 5 adet mutfak yerinin aletin yerini alıyor. Şu şekilde ızgara yapıyorsunuz. Yine su haznesi var burada. Aslında biraz ızgaramızı da andırıyor. Andırmıyor değil. Evet, yani. Aynı ürün olarak. Yani sanki onun evladıymış gibi duruyor, evet, değil mi Ayşegül? Evet, onun evladıymış gibi duruyor gerçekten. Ondan sonrasında zaten içerisinde görüyorsunuz. Her şeyi yapın. Evet, pilav güzel yapın, bulgur gayet yapın, güzel omlet yapın, kızartma yapın. Yani onun evladıymış gibi. Sanki şu da senin evladıymış gibi. Cinsin şükürü evet, bir alayım canım benim. O da çok benim evladım. Aa, gel evet, gel. Bugün Yusuf stüdyomuzda bizim Yusuf konuğumuz. Geldim, eyvah bakalım, eyvah. Hemen gel demeye durma zaten. Hemen koşsun gelsin. Yusuf, hoş geldin. Şöyle benim yanıma alalım onu biraz. Ah, hep anlamadım anlattığımız meşhur Yusuf bu Yusuf işte. Evet, Yusuf, bugün hoş geldin canım. Evet, bugün gördüğünüz gibi yaptın sevgili izleyiciler. Izgaramızın tavası gel ve Ayşegül'ün gel bakalım otur. Yavrusu geldi. Izgaramızın yavrusunun yanında bir Ayşegül'ün yavrusu ve Ayşegül Hanım'ın yavrusu. Evet, şu anda pilavımızı kavurduk sevgili izleyicilerimiz. Bademle beraber tuzunu, şekerini içine ilave yaptıktan sonra şöyle suyunu da bir güzel ayarlıyoruz. Evet. Şuradan ben biraz su alacağım açıkçası. Tavuk suyundan da biraz vermemiz evet lazım. Şöyle daha güzel bir lezzet versin diye. Şöyle. Karışır mısın sen zahmet? Tabii ki. Yani şöyle ne yapıyoruz? Suyumuzun içine biraz da tavuğun suyunu kesinlikle israf etmiyoruz sevgili izleyicilerimiz. Onu da gördüğünüz gibi pilavımıza veriyoruz. Nasıl? Harika. Evet. Gerçekten. Yeterli. Suyu yeterli. Bence yeterli. Tamam. Şöyle alalım. Kapağını onu kapatalım dilersen. Evet, güzel. Şöyle iki adet put almıştık sevgili izleyicilerimiz. Onları şöyle önce derisini şöyle alıyorsunuz. Tavamızda daha önce biz kek yaptık Tunç Bey. Daha sonrasında bir de ustamızın yine kendisine ait olan güzel bir yemek vardı. Kapamaydı. Kuzu kapama. Kuzu kapama. Evet, evet. Onu yaptık. Bugün de perde pilavı yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Hep kek kalıbı olarak da kullanabiliyorsunuz. Evet. Aslında biz kendimizi ona göre hazırlamamıştık. Normal küçük kaba yapacağız diye şey yaptık ama izleyicilerimiz de görsün diye özellikle evet, oradan yapacağız. Harika oluyor inşallah. Yine tavamız yüzümüzü karartmayacak. Biz de çünkü hep anlatıyoruz evet, işte bakın her şeyi yapabiliyorsunuz diye. Bugün de perde pilavı yapacağız tavamızda. Aynen. Hep beraber şimdi nasıl olduğunu göreceğiz zaten. Ustamız dedi ki tavuk göğsü kullanmıyoruz. But daha lezzetli olduğu evet, için. Evet. Daha yağlı. Evet, daha yağlı, daha yumuşak yani oluyor. Yumuşak oluyor. Şöyle. Ben de genelde kalçalı but olarak tercih ediyorum alışlarımda. Evet, daha güzel oluyor. Hem böyle lezzet olarak son da dönemlerde biraz böyle diyet yapalım diye tavuk göğsü kullanıyorum ama normalde tabii tercih ettiğim yine bu olur. Diyete mi başladınız? Vallahi diyete başladık bu aralar biraz. İyi yapmışsın. Aa, ne güzel diyet dediniz. Ben dedim ya bir sürprizimiz var diye. O zaman Tunç Bey'e de sürpriz olsun inşallah. Evet, biraz sonra çok güzel bir kür vereceğim sizlere. O zaman kalem ve kağıdımızı hazırlayalım. O kürü evet, bizde kullanalım. Evet, şöyle tavuğunu attık. Kemiğinden sıyırdık. Sevgili izleyicilerimiz iki adet butumuzu. Onu da şöyle gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Pilavımızın üzerine bir şekilde şöyle döküyoruz ve beraber şöyle demleniyor. Kapatalım kapağını. Evet. Yiyecek misin Yusuf? Hoşuna gitti mi anneciğim? Sonra mikrofona da bakayım. Ben seninle konuşmadım. Bir hoş geldin de bakalım. Hoş bulduk de. İyi misin? Tamam. Annenin yanında biraz utandı. O da evet baktı yemeğe. İnşallah hep beraber biraz sonra yiyeceğiz. Tamam mı anneciğim? Arkamdaki ızgara oğlu. Onunla oynanmaz. Tamam. Evet. Şöyle ne yaptık? Duymuyorum ki seni ben. Bir daha söyle bakalım. Tezgahımda az bir şey un serptik. Tencerenin arkasındaki ızgara. Hayır.
Hangisini dedi? Tamam, onu sonra konuşuruz biz. Şimdi ne yapalım? Bak Abdullah Usta ne yapıyor orada? Bir izleyelim bakalım. Ustamız şimdi perde pilavını, hamurunu açıyor. Bu hamur açma işini ben pek beceremiyordum. Yöntemini buldunuz mu sonra? Annemle beraber. Annem güzel mantı yapar kendisi. Oturduk beraber. Anne ya şu açmayı göster bakalım bize nasıl oluyormuş falan. Öyle böyle açmayı öğrendik. Ne kadar güzel. Güzel hamur açıyor musun o zaman? Valla açmaya çalışıyorum diyeyim. O zaman bilseydin sana hani hamuru... Çok iyi açıyorum diyemem ama açmaya çalışıyorum. Beceriyorum diyeyim. Mümkün olduğu kadar işte dengeli, sağa solu falan yuvarlak olsun. Aslında bilseydik hamuru sana açtırırdık. Nereliydiniz Tuğçe? Şöyle söyleyeyim, aslen Ağrılıyız. Yani babam Ağrılı. Annem Karadenizli. Biz iki tarafın kültüründe de... Bir tarafın kültürüyle de büyüdük. Hı hı. Hem Doğu yemekleri, hem Karadeniz yemekleri. Yani annem uzun yıllar Erzurum'da zaten babamla beraber kalmışlar. Öyle olunca bayağı bir Güneydoğu, Doğu mutfağını falan annem güzel yapar. Yani hı hı. Karadenizli olmasına rağmen. Alışmış diyorsun. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Ben yemeğin içinde et kullanmamayı eşimle beraber şey yaptım. Öğrendim. Yani alışmaya çalıştınız. Çünkü eşimin ailesi İstanbul'du. Hı hı. Onlar da sebzeye yönelik yemekleri güzel yapıyor. Mesela kayınvalidem çok güzel yemek yapıyor. Ama eti farklı ayrı kullanıyor. Yani et ayrı yeniyor, sebze ayrı yeriyor. Şimdi annem öyle yapmıyordu. Yani biz öyle yemedik yani hiçbir zaman. Hep biz yemeğin içinde et olmuştu. Mesela ıspanağın içinde kıyması olmuştur. Hani fasulyenin evet, içinde et genelde vardır. Genelde doğuda da böyledir biliyorsunuz. Evet. Hatta şimdi erkeklerimiz, doğu erkekleri özellikle sebzeli yemek yemezler. Evet, evet. Yani. Ondan sonra yemeğin içerisinde eğer et olmazsa kesinlikle bu nasıl yemek? Yavan gelir onlara. Yani et yok bunun içinde falan. Kesinlikle ona yemek gözüyle bakmazlar. %50'ye vurmadı Ayşegül Hanım. %99.9. Mesela yani ben gördüğüm bir şeyi çok çabuk uygulamayı seviyorum. Yani onda hafızamda tutabiliyorum. Mesela yemekleri kısık ateşte pişirmeyi kayınvalidemden öğrendim evet, mesela. Evet, o gerçekten yani çok önemli bir noktası. Yani kısık ateşte bir saatte, bir buçuk saatte pişiyor ama inanın yani lezzeti harika oldu. Yani kesinlikle aslında öyle. Eski pişirme tekniği yani şeyin üzerinde, közün üzerinde uzun sürede yavaş pişmesi. Kesinlikle. Şimdi daha açık, işte harlı ateşte çok çabuk pişirip işte bir an evvel işte sunuma hazırlamak gibi bir şey var ama ben değişmem. Yemeğin ben lezzeti... bir saat önce geç olsun ama hani lezzeti biraz daha şey olsun. Doğru. Yani öyle pek çok tekniği de yani kayınvalidemden öğrendim. Defterize ne varsa eskilerde evet, vardı evet. Kesinlikle doğru. Evet şimdi ne yapıyoruz ustacığım? Şimdi güzel bir şekilde evet, tavamızı yağladık. Şöyle belki hamurumuz yetmedi ama yine de yaparız hamurumuzu. Şöyle kalan bademleri de şöyle ne yapıyoruz evet, tavamızın altına. Yakından gösteririz arkadaşlarımız. Daha da güzel görünecek. Evet. Bir gösterelim bakın. Tavamızı yağladık. Daha sonrasında evet, koyduğumuz bademleri üzerine koyduk ve hamurumuzu açtık. Şimdi ustamız... Evet, gördüğünüz gibi pizza oluyor. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hamurumuzu sevgili izleyicilerimiz şöyle koyuyoruz. İçine. Sanırım bir hamura daha ihtiyacımız olacak. Hamura daha ihtiyacımız olacak. Onu kapak olarak kullanacağız. Evet, biz biraz geniş bir kap olarak kullanmamız için sevgili izleyicilerimiz. Ben şimdi biraz daha hamur hazırlayacağım. Böyle. Hemen acele olsun diye. Tekrardan bir adet yumurtamızdan. Küçük sıvı yağdan koyalım. Evet. Şöyle bir çekiyoruz tekrardan. Biraz ün döker misiniz? Tabii. Biraz daha verelim. Şimdi biz tereyağımızı kullanmıştık ilk hamurumuza. Kullandığımız için tereyağımız bitti. Aslında güzel bir bakın hep diyoruz ya mutfağınızda ne varsa onu alternatif olarak kullanabilirsiniz diye. Şimdi sıvı yağımızı kullanacağız. Sıvı yağdan daha doğrusu yararlanacağız. Evet, evet pilavımız da hazır oldu bu arada. Onun altını kapatalım sezamız. Tamam. Evet şöyle ne yapıyoruz? Güzelce sevgili izleyicilerimiz şöyle... bir adet yumurta tamam, ve bir bardak
Az bir şekilde sıvı yağımızı içine ilave yaptık. Ve şöyle ne yapıyoruz? Güzelce hamurumuzu şöyle hamurumuzu güzelce yoğuruyoruz. Evet, şöyle az daha bir unumuzu içine ilave yapıyoruz. Şöyle alabildiği kadar unumuzu ne yapıyoruz sevgili izleyicilerimiz? Pilavımız hazır şu anda. Ondan sonra şimdi hamurumuzu da hazırlayacağız. Alabildiği kadar ne yapıyorsunuz? Ununuzu kullanabilirsiniz. Şöyle. Evet, sıvı yağdan da yapabiliyoruz aslında. Evet, kullanabiliriz alternatif olarak dedik. İlk hamurumuzu biz tereyağıyla yoğurduk. Geleceğim. Şimdi... Gel yanıma. Evet, canlı yayının artık böyle güzellikleri bunlarda. Şimdi hep beraber biraz sonra reklam aramızı vereceğiz. Ondan sonra seninle beraber gideceğiz, tamam mı? Hazır, şöyle ne yapacağız? Ne yapıyor? Bak ustamız ne yapıyor? Sıfır. Evet, şimdi ustamız hamurumuzu açarken ne yapalım? Kısa bir reklam arası verelim. Şöyle bak Yusuf, reklamlardı. Hadi bakalım. Reklamlar. Kısa pirincimizi üzerine ilave yaptık. Ve şöyle hazırladığımız pilava, ondan sonra ne yaptık? Tavuklarımızı da bir güzel kemiklerine sıyırdık ve onu da içine ilave yaptıktan sonra şöyle gördüğünüz gibi hazırladığımız hamuru içine. Biz biraz fazla düşündüğümüz için fazla yaptık sevgili izleyicilerimiz. Biz burada karabalık bir aile olduğumuz için şöyle tekrardan bir hamur açmak durumunda kaldık. Ve şöyle pilavımızı ne yapıyoruz? Şöyle hamurumuzun içine gördüğünüz gibi şöyle ilave yapıyoruz. Evet, bol bol olacak. Evet, bol bol olacak. Çünkü biz burada bir karabalık bir aile olduğumuz için biraz fazla yapıyoruz. Şöyle pilavımızı da gördüğünüz gibi kesinlikle harika, tane tane düştü sevgili izleyiciler. Yani ızgarada o kadar güzel bir pilav düşüyor ki siz bunu alıp pikniğe de götürdüğünüz zaman bile böyle aynı bu lezzette böyle güzel bir pilav yapabilirsiniz. Şöyle az daha olsa biraz fazla bir şey görüntüsünü. Ve şöyle hazırladığımız evet, ikinci hamurumuz da hamurumuzda üzerine kapak olarak koyuyoruz. Evet, şöyle kenarlarını şöyle göstereceğiz. Tavamızın mahareflerini sık sık anlatıyoruz. İşte her şeyi yapabilirsiniz diye. Bugün komple mutfakta da tavamızda ne yapıyoruz? Perde pilavı yaptık şu an bakın. Evet, pilavımızı hazırladık ve... Ne yapıyorsunuz? Sadece bir adet yumurta ve bir yemek kaşığı tereyağıyla beraber güzelce ne yaptık? Hamurumuzu hazırladık. Alabildiği kadar unumuzu koyduk ve ızgaramızda tekrar ne yaptık? Bademleri kavurduk yağla beraber. Pirincimizi üzerine ilave yaptık. Bir güzel pirincimizi kavurduk. Tuz, karabiber, pul biber, tuz, karabiber, tuz ve şekeri de içine ilave yaptıktan sonra da ne yaptık? Tavukları da bir güzel kemikleri de sıyırdık. En son aşama olarak onu da üzerine verdikten sonra hamurumuzu iki kat gördüğünüz gibi ortasına pirincimizi koyduk ve üzerini kapattıktan sonra şimdi fırına sürdük. Şimdi ne yapacağız? Köfteleri mi alıyoruz? Perde pilavını alacağız Ayşegül Hanım. Tabii bir de perde pilavımız var. Evet. Komple mutfakta ilk yemeğimiz neydi? Güneydoğu yöresine ait harika, muhteşem bir lezzet. Bakın gösterelim usta yakından tavamızı. Bak hep anlatıyoruz ya kesinlikle %100 etkili. Kesinlikle yani izlediğimizin arkasındayız. Şöyle. Ne yapacağız? Dilerseniz aslında çevirmeyebilirsiniz ama biz siz görün diye sevgili izleyicilerimiz. Evet, onu bir yakından alalım bakın şöyle. Şöyle kameramız bir görsün yakında. Kameramız göstersin. Bakın şöyle bir sallayın usta.
Bakın görüyorsunuz değil mi? Kesinlikle yapışma yok. Sallama beni diyorsun. Evet, evet. Evet. Ve bıçak yardımı, herhangi bir spatula yardımı almıyoruz. Bakın ne kadar harika. Gördünüz. Evet, sevgili izleyiciler, bir şey anlatmaya gerek yok. Zaten yemek kendisini anlatıyor. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde. Bademler de mükemmel bir şekilde kızarmış. Yemek çok güzel oldu. Tava da harika. Bakın ikisi iki muhteşem. Evet, yan yana geldikten sonra bakın evet. Ne yapalım? Bence hiç bozmayın bu güzel resmi. Tamam. Hiç bozmayın bu güzel resmi. Öyle değil mi? Bir görsünler diye. Bak sadece şöyle. Sadece izleyicilerimiz görsün ama Şenil Hanım. İçindeki pilavı şöyle. Harika bir şekilde görüyorsunuz değil mi sevgili izleyiciler? Gerçekten öyle. Bakın dumanı tütüyor. Kesinlikle dediğimiz gibi yani anlattığımızın arkasındayız. Tavamıza gördüğünüz gibi pilavımızı. Gerçi ben daha küçük bir kapta yapacaktım. Siz görün diye şöyle tavamızda yaptık. Şöyle ben daha bir yakına alayım. Kameramız yakında görsün diye. Her de pilavımız hazır.